Bak ilk ilahi de söylemedim. Şimdi ikaz ederler beni ağzına sağlık demedin diye. Hocam kaldığımız yerden evet, devam kaldığımız edebiliriz. Yerden. Hazreti Ali Kerremallahu Veşe'nin sözünü naklediyorduk saygıdeğer seyircilerimize. Günahlardan sakındırmayan amelde, efendim cömertlik bulunmayan malda cömertlik. Hani Necip Fazıl diyor ya, hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Keseyi bilir benim yaşımda olanlar. Bu gençler pek keseyi bilmez de, efendim benim yaşımda olanlar bilirler. Hasis sarraf, kendine bir kese diktir, bir başka kese diktir. Mezarda geçer akça neyse, mezarda geçer akça neyse onu biriktir diyor. Mezarda ne geçiyorsa onu biriktir azizim, yanlış şeyler yapma. Dolayısıyla sıkı bağlılığı bulunmayan din kardeşliğinde, ihlası olmayan duada hayır yoktur diyor. İhlası olmayan duada hayır yoktur diyor. Kim? Hazreti Ali Kerremallahu Veçe. Onun için her şey geliyor, dönüyor, dolaşıyor, samimiyet ve ihlasa geliyor. Samimiyetle, ihlasla şu taşı yerinden tutup şöyle şu ağacı, taşı kaldırdığınız zaman bile sadaka sevabı alıyorsunuz. Hani ne diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sadakanın en ednası, yani en aşağı derecede olanı, yolda insanlara eza veren şeyleri kaldırıp atmaktır. Bak şimdi Peygamber böyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama altında 300 milyarlık cip var beyefendinin, efendim muz kabuğunu otobana atarak gidiyor. Otobana atarak gidiyor. Bakıyorsun ismi Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bir de bakıyorsun bir caminin önünde duruyor. Cuma namazına da geliyor. Cuma namazına da geliyor. Ama otobana da bunu atıyor. Sigara içiyor adam. Atıyor hemen sokağa. Çıkarıyor bir tek kalmış sigara. Tek bir tane. Onu ağzına alıyor. Kapağı hemen onun kutusunu pat neredeyse oraya bırakıyor. Arabasını nereye park etmişse sigaralığını oraya döküyor adam. Ve ondan sonra laf açıldığı zaman da en nezafeti minel iman diyor. Bunu da söylüyor. Ne demek o? Temizlik imandandır. Yani şuradan çıkanla şunun yaptığı aynı değil. İşte buradan çıkanla bunun yaptığı aynı olmalı ki orada bir samimiyet olmalı. Samimiyet. Onun için dün dedik ya hani, efendim dağlar kadar amelle gelecek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakacak kendi de hayret edecek. Ya Rabbi ben bunların hiçbirini işlemedim. Kulum sen onları eğer imkan bulsaydın, maddi imkan bulsaydın onları yapacaktın. Maddi imkan bulamadığın için yapamadın. Ben senin iyi niyetini bildiğim için niyetlenmiş olman dolayısıyla bu sevapları sana verdim dedi. Yani iyi niyetle iyi niyetle bir şey istedin ama yerine getiremedin. O istediğin şeye de Mevla sevap yazıyor. Evet. Eyvallah. Hocam mevzumuza girelim mi? Yani anonsumuza. Mecbur gideceğim ben girelim. Çünkü burada bir anekdot var. Bir şiir var, onu okumazsam hasta olurum. Ama o mevzumuzla ilgili zaten. Ha, tabii. Zaten hocam bizim anne babayla ilgili ben mesaj atmıştım böyle böyle yapacağız diye. Nereden biliyorlarsa bayram şiiri bayram şiiri burada bir sürü mesaj geldi. Şimdi bayram beni azıcık tanıyanlar o bayram şiirlerini falan bilirler çünkü o bayram şiirleri başkadır. Yok bayramı konuşmayacağız bayram şiiri. Tabii bayrama daha çok var. Daha bayrama başka çok bir var. Şey konuşacağız. Çok dedikse kala kala 16 gün var bir şey yok zaten de efendim. Şimdi ve'budullaha ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil vâlideyni ihsana ve bizil gurba vel yetâme vel mesâkîn. Bu devam ediyor Nisa suresinin efendim 36. ayeti bu devam ediyor. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayın. Koşmayın. Yakın komşuya, uzak komşuya, anneye, babaya itaat edin diyen Allah'tır bu ayette. Bak, yakın komşu, uzak komşu. Yakın komşu, uzak. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, efendim, üç çeşit komşu vardır. Üç çeşit. Üç hakkı olan komşu, üç hakkı olan komşu, bu akraba ve Müslüman olan komşudur. Akraba ve Müslüman olan komşudur. Onun senin üzerinde üç tane hakkı vardır. Komşuluk hakkı, akrabalık hakkı ve İslam hakkı vardır. Komşuluk, akrabalık ve İslam. Üç hakkı var. İki hakkı olan komşu, akraba olmayan Müslüman komşu, komşuluk hakkı ve İslam hakkı vardır burada da. Akraba değildir. Gayrimüslimdir ama komşumuzdur. Komşumuz olduğu için biz onun dinine, imanına, şununa bununa bakmıyoruz. Değil mi ki Allah yarattı? Hani diyor ya, yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. O yaratmıştır o. O yarattığı için de
Biz ona saygı duymak zorundayız. Dokunmayız, karışmayız ona. Tek bir hakkı olan komşu vardır. O da gayrimüslimdir, kitap ehli olan komşudur. Bunun sadece komşuluk hakkı vardır diyor. Öyleyse komşularınıza itaat edin. Şimdi burada bir önemli hadis var Gürkan Bey. O hadiste bir cümle var ki o cümle beni bitiriyor. Ama şöyle bakıyorsun da şimdi o cümleye göre hemen hemen hiçbir Müslüman amel etmiyor. Ne yazdığında amel ediyor, ne fıçlığında amel ediyor. Bu hadisi okumak durumundayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşuyla ilgili komşusunun kendisi gibi bulunduğunu soran bir sahabiye, kendisine ne gibi iyilik yapması gerektiğini soran bir sahabiye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hastalanırsa ziyarete gidersin. Komşun hastalanırsa ziyarete gidersin. Bunu bir komşuluk hakkı diye değerlendirebilir tabii, miyiz? Yani tabii komşumuzun üzerimizde ne gibi hakları, ne gibi var? Hakları aslında onun açıklamasıdır. Evet. Efendim, hastalanırsa ziyaretine gidersin. Vefat ederse cenazesine gider. Komşu. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz yanlış değerlendirmesinler. Yanlış değerlendirmesinler. Gayrimüslim olan vatandaşlarımız, bizim komşumuz ise, karşı karşıya oturuyorsak, yan yana oturuyor isek, onlar bizim cenazemize nasıl iştirak ediyorlarsa biz de onların cenazelerine iştirak ederiz. Sadece onlara efendim baş sağlığı dileriz. Ha, Fatiha okumuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşta esirler arasında baktı, bir kız çocuğu var. O arkadaşının kızıydı. Arkadaşının kızıydı. Arkadaşlarından müsaade aldı, dedi bunu serbest bırakalım. Buyur ya Resulallah, emir sizindir dedi. Kızı çağırdı, başını okşadı. Kızım dedi, Allah bana gayrimüslime dua etme hakkını verse idi senin babana dua edecektim ama senin babana dua edemiyorum, onun hatırına seni serbest bırakıyorum dedi. Biz dua okuyamayız, o yetkimiz yok ama komşuluk hakkımız vardır. Komşuluk münasebetimiz vardır. Efendim, biz birbirimize sahibiz. Yani öldüğünüz zaman, yarın öbürsü gün öldüğünüz zaman sizin teneşire götürülmenizde komşunuz gelecek, başınıza duracak. Cenazenizi o taşıyacak. Efendim, gelen komşuları o ağırlayacak. Gelen misafirleri o ağırlayacak. Onun için komşulukla dini birbirine karıştırmamak lazım. Kaldı ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyordu. Anlatıyor, izah ediyor, olmuyor. Allah Teala dedi ki, Habibim sen niye üzülüyorsun? Sen sadece anlatmakla mükellefsin. Hidayeti verecek olan biziz. Sen anlat, karışma gerisine. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz, gayrimüslim komşuları var ise bu komşularının cenazesine gidebilirler. Onlar da bizim cenazelerimize geliyorlar. Komşuluk hakkımız var birbirimizde. Cenazesine katıldığı zaman cenazedeki dünyalık işlerin görülmesinde yardımcı da olabilir. Her türlü yardım yapması lazım. Zaten oraya gidiyorsunuz. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir cenaze oldu da öyle dedi. Onların şimdi derdi vardır. Yemek yapacak vakit bulamazlar. Onun için yemek yapın da götürün o eve dedi. Bak. Şimdi oradan nerelere geliyoruz? Biz, mesela bizim köyümüzde, ben geçen evvelki hafta köydeydim, ona özellikle sordum köyde. Efendim, eskisi kadar çok olmamakla birlikte o adet devam ediyor. Yani bir hafta boyunca komşular yemek yaparlar, cenaze evine o yemek gelir. Akşam namazından sonra hoca efendi camideki cemaatle birlikte o cenaze evine gelir. Orada yemek yenilir, arkasından da tebareke okunur. Bizim İstanbul'da da aynı şekilde cenaze evinde bildikleri, tanıdıkları ya erkek olur ya bayan olur, o değişmez. Bir hafta boyunca gelir tebarek okur. Var mı dinde bu böyle bir şey? İlla okunması lazım mı? Bu adet haline gelmiş ama güzel bir adettir bu. Güzel adet olduğu için bir hafta boyunca hem o cenaze sahipleri de motive olurlar. Motive oldukları için. Dolayısıyla komşuluk hakkımız var. O hakka riayet etmek durumundayız. Yarın bu konularla ilgili çeşitli anekdotlar anlatacağım ama Allah Teala evvela kendisine ibadeti emrediyor. Hemen arkasından da anneyi babayı zikrediyor muhtelif ayetlerde. Anne babayla ilgili yeri geldikçe söylediğimiz için ona ait özel bir program yapmayız ama şimdi yavaş yavaş bayrama doğru yaklaşıyoruz. Bayrama doğru yaklaştığımız için ben o konuda ne kadar güzel anekdotlar varsa, ne kadar şiirler var ise onların hepsini saygıdeğer seyircilerimizin önüne koymak istiyorum. Çünkü bayram geliyor. Ben akşam bir yerde, ben bir vakıfta çalışıyorum. Ayşe Hatun Özen Vakfı'dır bu.
üç kardeş efendim anneleri adına bir vakıf kurmuşlar. Anneleri adına hayır yapıyorlar. Ben de o hayra ortak oluyorum. Akşam orada söyledim. Şimdi kızacaklar bana, gelinler kızıyorlar bana bu sözümde. Diyorum ki bayram günü beyler evvela kendi anne babalarını ziyaret etmeli. Ondan sonra kaynana, kayınpederi ziyaret etmeli. Ben kayınpederim aynı zamanda. Efendim, annesinde babasında 3 saat durup da kaynanasında 3 gün durmamalı. Annesinde de 3 gün durmalı veya kaynanasında da 3 saat durmalı. Dolayısıyla bu dengeyi iyi sağlamalı. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bir şeye. O da beni 9 ay 10 gün karnında taşıyan annemin yerini hiçbir anne tutamaz arkadaş. O beni 9 ay 10 gün karnında taşıdı. Kendi kanından, kendi iliğinden beni 9 ay 10 gün besledi. 9 ay 10 gün. Efendim dünyaya getirdi. Rahmani çeşmelerinden 2 sene beni besledi. 2 sene. Ve 2 sene benim pisliğimi yıkadı. Öyleyse hiçbir anne benim anam kadar olamaz. Benim anam kadar. Onun için bizim bir saygıdeğer dostumuz var. Ali Karaca diye bir ağabeyimiz, bizim hocam, arkadaşımız. Şiirden önce o şiire destek olacak anneyle ilgili bir şey söyleyeyim, onun arkasını okuyun. Evet. Şimdi özellikle yurt dışındaki insanları çok ilgilendirdiği için. Şimdi anacığı babacığı yurt, yani memlekette kalmış, çalışmak veya çeşitli vesilelerle yurt dışına gitmiş insanlar. Bazen senede bir ya geliyorlar ya gelemiyorlar. Hele anneleri burada vefat etmişse bazıları cenazesine bile yetişemiyorlar. Normal şartlarda evlat olarak annelerin evlatları üzerinde bir takım hakları var. Tabii. Şimdi nasıl değerlendireceğiz bunu? Yani anne, telefonlar var artık bilmem ne falan, bir tek konuşma falan ama o evlat sevgisini, tabii, evlat sevgisini ya bağrına basarak yaşayamayan dünya kadar anne var. Hele şimdi, vefat ettiklerinde büyük acılar oluşuyor yurt dışındaki, tabii, insanlar şimdi için. Akşam iftardan dönerken o trafik radyosunu açıyorum. Kim kurmuşsa o radyoyu, geçmişlerine rahmet olsun. Efendim Bahçelievler'de büyük bir trafik kazasından bahsedildi. Hemen iki oğlumu aradım ben akşam. İki oğlumu aradım. Neredesiniz diye sordum. Bu işte ya, ben hep söylerim. Yarın öbürsü gün ben öldüğümde benim söylediklerimi siz aynen benim yaşıma geldiğinizde yaşayacaksınız ama babanız önünüzde olmayacak. Babanız. Onun için anne baba, bunlar kolay efendim cennet yollarıdır. Cennet anahtarlarıdır bunlar. Çok kolay bunlarla cennete gidersin. Çok da zor, bunların duası olmazsa cennete gidemezsin. Gidemezsin. Onun için bu Ali Karaca ağabeyimiz, ana bugün bayram geldi, geldik yanına. Bugün bayram, geldik yanına, öpmek istiyoruz. Ellerin nerede? Çoluk çocuğunla nice bayramlar, hani demiyorsun dillerin nerede? Biraz sevinseydik sanki uçardın, basardın bağrına sevgi saçardın. Bayramlarda hep rengarenk açardın, rengarenk solmuş mu çiçekler güllerin nerede? Rızkımızı dağdan taştan dererdin, saçımızı sevgi ile tarardın. Her bayram mutlaka çorap örerdin. Çorap örerdin. Hani ipliklerin, tellerin nerede? Ablamlar ararsa nerede diyelim? Düştü bir dermansız derde diyelim. Sesi duyulmayan yerde diyelim. Duyuluyor mu? Yok işte, duyulmuyor. Gittim ben köyde mezara. Ey anacığım ben geldim ben. Ey dedeciğim ben geldim dedim ama benden ses var ama onlardan yok. Onun için diyor ki ablamlar ararsa nerede diyelim? Düştü bir dermansız derde diyelim. Sesi duyulmayan yerde diyelim. Hasretle yanmışsan küllerin nerede? Her dem kapımızda bacamızdasın. Her dem kalbimizde canımızdasın. Çok yakınımızda, yanımızdasın. Gelmek istiyoruz, yolların nerede? Torunların gelmiş, görememişsin. Berhudar olasız diyememişsin. Hani ağzına sağlık diyorsun ya sen. İşte onlar eskiler elini öptüğünde berhudar olasın derlerdi. O güzel kelimeler de kayboldu şimdi. Onlar da gitti. Berhudar olasız diyememişsin. Neden bayramlığın giyememişsin? Hani yeşillerin, alların nerede?
Sen ki biz gelince asla...